Bu videoda SQLite ile bir veri tabanında bulunan tabloyu table üzerinde Java ortamında table üzerinde listeleyeceğiz ve tabloya yeni verileri insert edeceğiz, ekleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu videoyu izlemeden önce kanalda bulunan SQLite kurulum ve hızlı başlangıç videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu videonun öncülü olan Java bağlantısı SQLite Java bağlantısı adlı videoyu eklemenizi tavsiye ederim. Bu ikisinin linklerini vereceğim. Ayrıca e, bu yapacağımız işlemlerin daha genişini yine Java'nın temel eğitim serisinde bulunan 50. videodan 56. video kadar MySQL ile yapılmış e, ve daha geniş anlatımını buradan da bulabilirsiniz. E, şimdi ö, ö, varsayılan olarak arkadaşlar şöyle bir işlem yaptım ben videodan önce e, bir SQLite e, db isimli c sürücüsüne bir klasör açtım ve bunun içerisinde okul db isimli bir veri tabanını oluşturdum. E, bunu neyle oluşturdum? SQLite DB Browser isimli bu programla oluşturdum. bu okul DB'nin içerisinde, veri tabanının içerisinde öğrenci isimli tablomuz var. Tablo isimlerinde ve alan isimlerinde Türkçe karakter kullanmıyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Öğrenci DB'nin içerisinde öğrenci numarası, ad, soyad, telefon ve e-mail bilgileri var. Veri tabanı alanları tamamen tekst olarak ayarlandı. E, numara belki integer olarak da tanımlanabilirdi ama kafanız karışmasın videoda diye hepsini tekst olarak tanımladım arkadaşlar. E, i̇çerisine de birkaç satır veri girdim. Öğrencilerin numaraları e, burada primary key olarak numarayı kabul ettim. Öğrenci isimleri, telefonları, ve e-mail adreslerini böyle kısaca girdim 7 satır veriyi Buraya girdim. Peki bir de jar dosyası lazım jar dosyasını da e, sqlite'ın Sürümüne göre indirmemiz gerekiyor buradaki yardım kısmında about dediğimde sqlite versiyonu 3.27.2 sürümüymüş Arkadaşlar bunu download etmek için Google'a sqlite jar yazmanız yeterli orkun sitenin en üst sıralamada en üstte göreceksiniz zaten. Buradan gelip şu 3.27.2 jar dosyasını download etmeniz gerekiyor. Ben bunu daha öncesinde indirdim. İndirilenler klasörümde bu jar dosyasını hazır ettim projeden önce. Şimdi gelelim projenin yapılmasına. Arkadaşlar açalım. Buraya yeni bir Java projesi oluşturalım. File New Java Project diyorum. Bunun ismini SQLite örnek olarak verelim. Window Builder Java'nın JDK'nın 1.8 sürümü ile uyumlu çalıştığı için burayı 1.8 olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Next diyoruz ve Finish diyoruz. Buraya projemiz oluştu. Şimdi projemize o jar dosyasını eklememiz gerekiyor. Bunun için projeye sağ tıklıyorum. New Folder diyorum. Folder diyorum. Folder ismine SQLite Jar ismini verebilirsiniz. Bakın buraya boş bir klasör açtım. Daha sonra o Jar dosyasını alıp buraya sürükleyebilirsiniz ya da Copy Paste diyebilirsiniz. Burada Copy Files diyelim. Link oluşturmasın, direkt kopyalasın. Daha sonra bu Jar dosyasını projemize dahil etmemiz gerekiyor. Projeme sağ tıklıyorum, e Properties seçeneğini seçiyorum. Buradan Java Build Path seçeneğine geliyorum, Libraries seçeneğini seçiyorum. Edge Jars dedikten sonra projemin içerisinde SQLite jar klasörünün altında jar dosyası mevcuttu. OK diyorum. Apply and Close dediğimde projeme yeni bir referans lipleri oluşmuş oldu. Artık buradaki kütüphaneyi ben ne yapabilirim? Projeme ekleyebilirim. Projemi şöyle planlayacağım. Bir formun olduğu JFrame ve tablonun olduğu bir form açacağım. Bir de bağlantı sorguları işleteceğim bir klas oluşturacağım. Bu şekilde planlayacağım. Şimdi buna sağ tıklıyorum source klasörüne geliyorum arkadaşlar. Adır seçeneği Window Builder eklentisini kurduğunuzu varsayıyoruz bu projede. JFrame seçiyoruz, ileri diyoruz. Buraya bir isim verebilirsiniz. Form1 ya da listeleme ekranı vesaire diyebilirsiniz. Finish dediğimizde bir form ekranı buraya oluşacak. Design bölümünde bunun tasarım kısmını gerçekleştireceğiz arkadaşlar bir de e, bağlantıları yapacağım veri veri bağlantılarını yapacağım bir e, class oluşturacağım buraya sağ tıklıyorum tekrar class diyorum bunun ismini de direkt <laughs> Türkçe veri tabanı diyebiliriz veri tabanı dedik burada public static void main yapmaya gerek yok burada sadece bağlantı işlerini yapacağımız bir sınıf ve metotlar olacak finish diyorum bunu da oluşturdum yani projem bir form ve bir de veri tabanı üzerinden işleyecek arkadaşlar. Formda ne olacak? Design bölümüne gelelim. Design bölümü gördüğünüz gibi oluştu. Ee, bu formumuza formumuza şöyle az büyütelim bu formumuzu. Öncelikle bir absolute layout ekleyelim. Serbest tasarım formu. Daha sonra bir table ekleyeceğiz arkadaşlar. G table bunu da şu şekilde ekleyelim biraz genişçe ekledik bunu biliyorsunuz biz scroll pane e eklememiz gerekiyor ya scroll pane e ekleyip add viewport view deyip ekleyebiliriz ya da table'ın üzerine sağ tıklayıp surround with scroll pane dersek tablomuzu scroll pane ile kaplamış oluruz arkadaşlar scroll pane'in altında bakın table eklenmiş oldu Şimdi gelelim bağlantı kısmına veri tabanındaki bağlantı kısmına arkadaşlar. Birincisi veri tabanı isimli sınıfım bakın burada oluştu. Burada bana lazım olacak bazı değişkenler var. Statik koyalım ki tekrar tekrar nesne üretmeden bu işlemi yapalım. Statik string url diyelim. Bu url kısmında arkadaşlar bizim veri tabanı dosyamızın olduğu kısmı yazacağız. C sürücüsüne kaydetmiştik hatırlarsanız. GDBC 2.3 üst üste SQLite 2. üst üste C sürücüsünde SQLite DB isimli bizim oluşturduğumuz klasör yani şurayı refere ediyoruz göstereyim tekrar. C sürücüsünde SQLite DB'yi gösteriyorum. Bunun içerisinde okul DB'yi refere edeceğim arkadaşlar. Slash okul Nokta db. Bu bizim bağlantı URL'miz olacak. Eğer veri tabanınız uzak bir adreste ise, e, mesela www.x.com gibi bir sitenin üzerinde ise, bu adres kısmına onu da aynen yazabilirsiniz. Biz şu an lokal çalıştığımız için, bu C sürücüsünün üzerinde URL'mizi tanımladık arkadaşlar. Bir de connection yapacağız. Connection'ı sık kullanacağımız için bir connection tanımlayalım. Bunu tanımlar tanımlamaz bakın Java SQL connection ekledi. Bazen beans connection veya Java'nın farklı kütüphanelerini ekleyebilir. Şu import kısmında SQL yazmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bir connection tanımlayalım kısaca con yazdım. Şu an herhangi bir nesne ataması yapmayayım, null olarak bırakayım. Şimdi bir de buraya yine statik tanımlayalım ki nesneyle uğraşmayalım. Statik boolean bir değer döndürsün bağlanırsa true değerini döndürsün bağlanamazsa false değerini döndürsün dolayısıyla static boolean bağlan diye bir metot oluşturuyorum aynı sınıfın altına daha sonra connection'ı burada çağırmam gerekiyor connection yani şöyle yapalım con değişkenini driver manager Bakın onu da ekliyor SQL import ediyor. Buraya dikkat edelim. Nokta get connection url. Yukarıda url'mizi tanımlamıştık hatırlarsanız. Yolumuzu tanımlamıştık. Buraya veriyoruz. Tabii ki bunu bir try catch bloğunun içerisine atmamızı isteyecek. Bir de bunu statiğe dönüştür diyor. Bu da bir değişken. Nesli tanımlamamak için statik yapalım bunu da. Şimdi bunu try catch'in içerisine bağlayalım arkadaşlar. Surround with try catch diyorum. Eğer bağlantı doğruysa, bağlantı doğruysa ne döndürsün? Return true döndürsün. Eğer bağlantı yanlışsa return false döndürsün. Yani false değerini döndürsün. Ayrıca bir de bağlantı kurulduktan sonra bize bir mesaj versin arkadaşlar. Veri tabanı bağlandı densin. Veri tabanına bağlandı. Şöyle bir de küçük bir uyarı yazdıralım terminalde görelim arkadaşlar. Ee, burada bir küçük bir hata aldık bakalım. Şunu üst kısma alalım. Evet, return üstüne alalım karışmasın. Return false dedik. Eğer bağlantı olamazsa false değerini alacağız. Bu bize ilk etapta bağlantımızı sağlayacak. Peki bağlantıyı biz form üzerinde nerede yapacağız arkadaşlar? Form'da e, şuradaki constructor metotta bizim bağlantıyı yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, bağlantıyı çağırmamız gerekiyor. Bağlantıyı da isterseniz şöyle bir e, e, aşağıya e, form ekranının altına bir e, void metot tanımlayalım metodumuzun ismi bağlan ve listeli olsun yani hem bağlantıyı sağlasın hem de listeleme işlemini gerçekleştirsin bağlan ve listeli dedikten sonra ben artık e, bağlantıyı bu metot üzerinden sağlayacağım veri tabanı isimli sınıf üzerinden bağlan isimli metodu çağıracağım dolayısıyla geliyorum buraya veri tabanı nokta bağlan diyorum yani bu Tamamen bağımsız olan en altta ki şu anki bağlan ve listele isimli metodum veritabanına bağlanıp bağlantıyı sağlayacak. Peki ben bunu form oluşur oluşmaz yapmam gerekiyor. Dolayısıyla buradaki form 1in constructor'ında bu bağlantıyı çağırmam gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacağım? Bağlan ve listeleyi burada çağıracağım. Yani constructor'da bunu çağıracağım. O da gidip veri tabanına bağlanacak. Buraya kadar bağlantımızı, bağlantımızı test edebiliriz. Ee, dolayısıyla şuradan <laughs> çalıştır butonuna basalım. Boş bir ekran fakat veri tabanına bağlantımız başarılı. Şimdi bu veri tabanındaki verileri alıp şuradaki tablomuza listeleyelim arkadaşlar. Bunun için bağlam ve listele kısmına bir sorgu yazmamız gerekiyor ee, bir string tanımlayalım string e, liste veya string e, listele SQL sorgusu böyle bir isim verelim buraya select yıldız from tablomuzun ismi öğrenciydi hatırlayın Türkçe karakter kullanmadık Böyle bir sorgumuzu hazırlayalım. Bu ne yapacak gidecek öğrenci tablosundaki bütün verileri alıp getirecek bu sorgu. Birazdan bunu göndereceğiz fakat veri tabanı java kısmında bunu almamız gerekiyor. Yani yeni bir e, metot tanımlamamız gerekiyor. Aşağıya iniyorum şu metot sadece bağlantıyı kontrol ediyordu. Aşağıdaki metot ise yine statik yapalım nesne üzerinden gitmesin. Bize bir result set döndürecek arkadaşlar. Yani sorguyu bitirdikten sonra bir küme bir set gönderecek. Dolayısıyla static result set listele diyelim veya ne diyebiliriz select de diyebiliriz listele diyebiliriz fark etmez listele olsun bunun ismi. Ben buna bir sorgu göndereceğim. Az önceki yazdığım sorguyu göndereceğim string sorgu diyelim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bana iki tane değişken lazım arkadaşlar. Öncelikle şuraya return null diyelim. Şu hatayı bir kapatalım. Result seti yollayacağız. Şimdi bana öncelikle bir tane şey gerekli arkadaşlar. Bir statement gerekli. Dolayısıyla statement'ı tanımlayalım. Buraya statement. Burada bakın Java Beans. Bu sizi yanıltabilir. Java SQL olanı seçelim. ST diyelim. Burada Connection üzerinden bir bağlantı kuracağız burada bağlantıyı kurmayalım Connection üzerinden bağlantıyı kurmayalım bir tane de Result Set lazım arkadaşlar onu da ekleyelim Result Set RS diyelim bağlantıyı şurada kuralım ki Bu Şeyi try catch karıştırmasın karıştırmasın ortalığı dolayısıyla Statement Burada Connection nokta Create Statement diyeceğiz Statement'ımızı burada oluşturduk. Daha sonra e, burada tabii ki bir try catch block'a sar diyecek. Bunu sardık. Daha sonra result set'imizi çağıracağız arkadaşlar. Result set eşittir. Statement.execute query diyoruz burada. Ve karşı taraftan gelecek olan sorguyu yazacağız. Karşı tarafa tanımladığımız sorgu hatırlarsanız. Select yıldız from e, öğrenci idi. Bu ne yapacak? Result set'i Çalıştıracak. Biz de bunu ne yapacağız arkadaşlar? Return result set deyip karşı tarafa bir kümeyi göndereceğiz. Eğer hata olursa return null diyerek bir boş e, boş bir küme göndermemiz gerekiyor. şunu artık gerek kalmadı. Gönderme işlemimizi sağladık. Şu şekilde burayı kapatalım arkadaşlar. Şu an işimiz tamam. Peki form'a geldiğimizde e, form'da ne yapacağız artık veri tabanına bağlanma işini yapacağız ama bunu da bir result sete bizim aktarmamız gerekiyor result set rs diyelim veri tabanı nokta listele nokta sorgu diyeceğiz tabi burada sorgu demek yerine listele sorgu listele SQL diyelim e, direkt şey de yapabiliriz e, şurada burada sorgu kullandık ama Listeli SQL'i buraya da yazabiliriz. Fark fark eden bir şey yok. Sorgu gönderdiğimizi varsayalım. Listeli SQL select yıldız from öğrenciden öğrenciyi sağlayacak bize. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra ee, tablomuza bunu ekleme sırasına geldi arkadaşlar. Ekleme işine geldi. Tablomuzda biliyorsunuz bir model üzerinden gidiyorduk. Önce yukarıya bir default table model tanımlayalım. Modelim bir default table model diyeceğiz. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra üst taraftaki tablomuzun üst tarafındaki alan adlarını Kolonları tanımlayalım arkadaşlar. Bunun için bir object tür tanımlayayım. İstersen bunu string olarak da tanımlayabilirim, string de object. Ama bunları dönüştürmek vesaire sıkıntı olabilir. Dolayısıyla buraya kolonlar diyelim ve tablomuzun kolon isimlerini buraya yazalım. Hatırlarsanız veri tabanımızda Şuradan bakalım Veri tabanımızda numara, ad, soyad, telefon, e-mail vardı Bunları daha açıklamalı Daha düzgün buraya ekleyeceğiz Geliyorum Önce numara yazıyorum Hepsini büyük de yazabilirsiniz Bu sadece kolonun en üstündeki kolon isimlerini değiştirecek Ad Soyad Telefon Ve Arkadaşlar e-mail olarak bunu yazıyorum bunu oluşturduktan sonra e, tablomuzun kolon isimlerini burada bununla belirteceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, modelim. Nokta. E, kolum. E, pardon set kolum identifier şunu diyeceğiz. Buraya kolonlar diyeceğiz arkadaşlar. Yapacağı işlem şu tablonun en üstündeki kolon isimlerini şuraya atayacak. Bir de satırları biz result set'ten ekleyeceğiz. Bunun için de satırlar diye bir objekt object açalım. Object satırlar diyelim. E, bunu sayısı belli. Yani bizim veri tabanımızda 5 adet alan var. Dolayısıyla new satırlar, pardon, new e, object new object 5 adet alan olacak. Orada 5 adet alanımız var. Şurada. Dolayısıyla 5 alanlı bir satırlar verisinde burada açmış oldum. Şimdi bu aşamada bu aşamada bir while döngüsüyle result setteki tüm verileri alacağız arkadaşlar. While diyorum. Result set nokta next diyerek bütün result setin içerisindeki verileri alacağım. Tabii ki burada bir try catch isteyecek bizde. Surround with try catch dedim. Şimdi bu aşamada satırlar isimli objemin içerisini dolduracağım. Satırlar nokta sıfırıncı indisli, arkadaşlar hatırlayın öğrencinin numarası vardı. Ares nokta get string hepsini text olarak tanımlamıştık. Get string buraya alan ismini yazıyoruz. Aynen. Veri tabanında hatırlarsanız bizim hepsi alanlarımız Türkçe karakter yok. Hepsi küçük karakterliydi. Bakın burada numara şu üst kısımdaki aynen yazmam gerekiyor burada Eğer küçük bir hata yaparsa alanı alamayacak aynı şekilde ne yapacağız arkadaşlar İsmi soy ismi buraya ekleyeceğiz yapıştırıyorum 5 tane alanım var belli e, ikinci alan 3 üç. 3. alan ve indis numarası 4 olan alan yazıyoruz Burada bizim ikinci alanımız hatırlayın veri ad idi Soyad idi Tel idi burası önemli bakın şurada Tel yazdığı için biz oraya tel yazmak zorundayız unutmayın e, Tel idi Ve Diğeri de e-mail idi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, Modelimizin satırını ekleyeceğiz. Modelim nokta et row diyoruz ve satırları buraya ekliyoruz arkadaşlar. En son while döngüsünden çıktıktan sonra table'ımızın modelini eklememiz yeterli. Table nokta set model modelim. Şimdi ne yaptık? Buraya kadar veri tabanına bağlandık. Result set'le verilerimizi aldık. Satırları atadık. O satırları da modelimize ekleyip modelimizi de en son tabloya ekledik arkadaşlar. bu işlemi yaptıktan sonra tabii ki table'ımız güncellenecek ve işlem çalışacak. bu bağlantıyı nerede çağırıyoruz? Biz bağlantıyı constructor'da çalıştığımız için form oluşurken şuradaki bütün kodlar çalışacak ve listeleme işlemini sağlayacak. Veri tabanı kısmında zaten tasarlamıştık. Result seti return ediyor idi. Çalıştıralım ve görelim olayı. Bakın ne yaptı? Veri tabandaki bütün verileri aldı. Constructor metodun içerisinde daha form oluşurken gitti, bağlandı, verileri çekti. Tablonun içerisine listeledi arkadaşlar. Şimdi bir de kayıt ekleme yani insert metodu nasıl yapılacak onu gösterelim. Ee, bunun için ben 5 e, tane alanımız var 5 alan için buraya te, e, TextField atacağım e, TextField üzerinden kayıt işlemini gerçekleştireceğiz bunun için küçük bir tasarım yapayım e, Birincisi Numara alanı için olsun TextField Bir tane de TextField ekleyeceğim buraya şu şekilde ekleyeyim. Şimdi bunlardan arkadaşlar 5 tane kopyalayalım. 5 alanımız var. Şu şekilde. Evet. Şuraya da kaydet butonumuzu atabiliriz. Şu kısmı az genişletebiliriz şu şekilde. Şuraya bir de büyükçe bir kaydet butonu ekleyelim. Şimdi burada şu label'larımızı düzeltelim. Numara, Ad Soyad Telefon diyelim ve şuraya da arkadaşlar e-mail diyelim. Bir de e, bu şeyler karışmaması için e, tekstlerimizin ismini de bir standarda oturtalım. Kodlarken işimize yarar. Sağ tıklayalım. Rename diyelim. Buna diyelim ki T numara. Yani text numara anlamında veriyoruz. T nokta at. Ondan sonra buna T nokta soyad diyelim. T nokta soyad. Buna t diyelim kısaca. Buna da t nokta email mail diyelim. Bu tasarımlarımızı yaptık arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra butonumuza event atayalım. Butonumuzun da hatta şuraya kaydet diyelim şöyle büyükçe kaydet. Eventini atayalım. Eventi atadık. Bakın listeleme işlemi burada. Ee, şimdi biz butonun eventine Şöyle butonun eventini aşağıya çekelim Şu listeleme işleminden sonra Butonun eventini çağı, çağıralım Yani oraya atalım ee, Bana String halinde e, Neler lazım arkadaşlar Numara Ad Soyad Telefon ve e lazım. Bu değişkenlerimi tanımlıyorum. Daha sonra bu numara verilerini de e, kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Numara diyelim. T nokta numara nokta get text, text alıp numarayı aldık. Yani kullanıcı oradaki tekste girdiğinde ben numara değişkenini tutacağım. Aynı şekilde at t at nokta get text Aynı şekilde soyad t soyad nokta get text. Aynı şekilde telefon numarasını alacağız. Telefon t telefon nokta get text. Aynı şekilde e-mail alacağız arkadaşlar. E-mail t e-mail nokta get text diyerek bütün hepsini aldık. Şimdi burada bir kayıt e, sorgusu oluşturmamız gerekiyor. Hatırlarsanız biz sorguları önce string olarak yazıyoruz ki hatamız olmasın. E, bunu nasıl yazacağız? E, şöyle yapalım. Bir string kaydet SQL diyelim. Veya insert SQL diyebilirsiniz. Uzun bir SQL sorgusu yazacağız arkadaşlar. Insert into kullanacağız. Eğer bu kısımda Kafanız karışırsa Google'dan yardım alabilirsiniz. Google'a gidelim, e, SQL insert diyelim. Burada örnek kodları bulabilirsiniz. Mesela ilk açılan linke geldim. Burada bakın ne yapmış. Bir tane insert into customers deyip alan isimlerini yazmış önce, daha sonra da değerleri yazmış. Biz bu değerlerin yerine değişken isimlerini yazacağız. String veri girerken de şuradaki tek tırnakları dikkat edeceğiz arkadaşlar. O yüzden şu kısmı alıyorum. Hiç uğraşmayayım. Kopyala dedim. Geliyorum. Şu kısma yapıştırıyorum. E bu tabii ki bir string olacak. Dolayısıyla bunu tamamen şurayı arkadaşlar e, toplu bir string içerisine alıyorum. E, şuraya bir artı koyabiliriz. Şimdi gelelim kendimize göre bunu şöyle yapalım şuraya bakın bir artı ekledim ki iki satır olsun. Insert into. Şuraya da bir tane atalım. Birinci satırımızda alan isimleri olsun. ikinci satırımızda da şeyler olsun. Biz bizim tablomuzun ismi neydi arkadaşlar? Öğrenciydi. Öğrenci yazıyorum. Alanlarımız neydi? Onları da yazalım. Veri tabandaki ile aynı olmak zorunda. Yani tekrar göstereyim. Burada öğrenciler karıştırıyor. Yani şuradaki alan adlarıyla aynısını yazmak zorundayım. Numara ad, soyad. Burada yapacağınız küçük bir hata veri tabanına kaydı iptal eder arkadaşlar. Telefon ve e-mail vardı. Bizde 5 alan vardı. Şuna gerek yok. Burayı sildik. Bu birinci satırımız. Şimdi bir de values deyip değerleri girmemiz gerekiyor. Fakat burada dikkat ettiyseniz string içinde direkt kardinal, tombe vesaire yazıyor. Biz nereden alacağız bu verileri? Textfield'dan alacağız. Yani kullanıcının girdiği Textfield'dan alacağız. Şuradaki numara, ad, soyad, tel değişkenlerini atacağız. Burası biraz zahmetli. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi kapattım. Şu alana numara değişkenimi yazıyorum. Yani şu değişkenimi yazıyorum. Daha sonra bakın tekrar kapattım. Şurayı sileyim. Artı dedim. Tekrar kapattım alanı buraya ad değişkenimi yazıyorum. Sonra arkadaşlar siliyorum tekrar. Burayı kapattım. Yani bir text ekleme işlemi yapıyoruz. Burada dikkatli olmanız lazım. Soyad diyorum. Yani values diyor. Tek tırnak açıyor. İçine numara ekliyorum. Tek tırnağı kapatıyor. Virgül. Tek tırnak açıyor. Ad ekliyorum. Burası önemli. Şuraya tekrar ee, aç kapı yapalım. Şunu silelim. Telefon numarasını ekliyorum. Tel değişkenini yazıyorum şurada. Daha sonra şu sonuca gerek yok fazla oradaki şey. Geliyorum arkadaşlar en son şuraya tekrar artı artı deyip e-mail yazıyorum. Ve bu şekilde sorguyu çağırıyorum. Burada veri tabanındaki kaydetme sorgusunu çağırmadan önce şu kaydet SQL doğru mu yanlış mı diye kontrol edebilirsiniz. Ne yapalım? Bir sistem out printelen atalım. kaydet SQL'i bir görelim. Şöyle yapalım. Kaydet SQL deyip bir doğru mu yazmışız acaba buradaki insert kodunu onu görmeye çalışalım. Çalıştır diyelim. Şu an ben buraya rastgele bir şeyler yazacağım arkadaşlar hızlı olsun. Şunları yazdım rastgele. Kaydet butonuna bastığımda bakalım e, oluşturduğumuz SQL kodu doğru mu? Insert into öğrenci numara ad soyad tel e-mail doğru. E, boşluk values şuraya bir boşluk eklemekte fayda var. E, şuradaki boşluklar da düzeltilebilir yani şuraya bir boşluk atalım düzenli olsun. Daha sonra bakıyorum. E, hepsi tek tırnak içerisinde mi? Bakın 111 tek tırnak içerisinde. AA tek tırnak içerisinde. SS tek tırnak. DDD EEE hepsi tek tırnak içerisinde ise herhangi bir hatamız yok. Sorgumuz doğru. Artık bunu gönderdiğimizde karşı tarafa insert işlemini gerçekleştirebileceğiz demektir. Sorguda herhangi bir hatamızın bulunmadığını buradan görebiliriz arkadaşlar. Bu tip şeyleri ara ara yapın. Şunu artık gerek kalmadı. Bunu iptal edelim. Yine de dursun. Bu videoyu izlerken proje dosyasında yine paylaşacağım. Görebilirsiniz. Çalışırken bakarsınız. Şimdi gelelim veri tabanlı kısmına. Veri tabanı kısmında bir bağlantıyı sağlayan metot oluşturmuştuk. Bir de listelemeyi sağlayan metot oluşturmuştuk. Şimdi bir de arkadaşlar şey oluşturacağız. Yine statik diyelim. Kaydı yapacak olan bir işlem yapacağız. Burada void diyelim. Herhangi bir şey döndürmesine gerek yok. Kaydet diyelim. Biz ona yine bir sorgu göndereceğiz. Az önce hazırladığımız sorguyu göndereceğiz. String sorgu diyelim. Ve buraya Buraya yine bir Statement lazım. Bir statement tanımlayalım. Statement st diyelim. Daha sonra statement'ı Arkadaşlar, e, execute, e, execute, query demeyeceğiz bu sefer, execute update diyeceğiz arkadaşlar. Hem e, şey yapacak, çalıştıracak hem de tabloyu update edecek. Execute query dediğinizde e, gidip veri tabanında görebilirsiniz ama update etmediği için o an için e, tabloya eklendiğini göremezsiniz şu kısmı da execute update sorgu diyelim karşı taraftan gelen sorguyu buraya alalım tabii ki burada yine bir try catch bloğuna sarmamızı istiyor şöyle dedik mi try catch bloğuna sarmış oluyoruz şurada bir de e, variable e, şeyi unuttuk tabii connection yapmayı unuttuk st nokta yani şu üstteki işlemi yapacağız con nokta create statement diyeceğiz con şöyle diyelim st eşittir connection üzerinden create statement diyeceğiz daha sonra kayıt işlemini gerçekleştireceğiz ee, bu işlem doğruysa bir de kullanıcıya şöyle bir terminale şunu yazdırabiliriz kayıt başarılı yani veri tabanına kaydedildi neyse artık ben başarı, başarılı diyeyim sadece kayıt başarılıysa veri tabanına başarılı olarak kaydetsin e, bu işlemi de gerçekleştirdik. Şimdi artık ne yapacağız arkadaşlar? Tam şu e, butonun şu kısmında veri tabanına kaydet işlemini gerçekleştireceğiz. Kaydet nokta şurada. SQL'imizi gönderelim. Kaydet SQL. Yani şurada tanımladığımız SQL'i gönderiyoruz. E, insert into komutu gidiyor veri tabanında. Şurada giriş yapıyor. Kayıt işlemi başarılıysa kayıt başarılı diyor. Şimdi gelelim bir test yapalım acaba kaydımız başarılı mı? Çalıştır diyelim. Ben buraya çeşitli veriler gireyim. Mesela ne girelim? 111 numaralı olsun. İsmi ne olsun? Deniz olsun. Soyadı Demir olsun. DD gidelim bakalım. 0555 777 89 98 böyle bir numara sallayalım. Şuraya bir de e-mail adresi sallayalım. d.com diyelim. Şimdi bir deneyelim çalışacak mı? Kaydet dedim. Kayıt başarılı dedi ama tabloda görmedim. Neden? Çünkü tablo listelemeyi tekrar çağırmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu da şöyle yapacağız. Birazdan göstereceğim. Fakat veri tabanında bu kaydı görebiliriz. Nasıl görebiliriz? Şurada Tekrar bakın tıkladığımda refresh yaptı. 111 Deniz Demir e, az önce girdiğim kayıt veri tabanımıza işledi. Peki tabloyu nasıl güncelleyeceğiz burada? Tabloyu tekrar çağıracağız. Kayıt işlemi bittikten sonra tabloyu nerede çağırıyorduk arkadaşlar? Bağlan listele seçeneğimiz vardı. Hatırlayın. Bağlan listele diyoruz. Tekrar ve listeleyecek. Burada küçük bir e, hatayla karşılaşacağız. Bunun sebebi de şu. Bu e, Tabloya iki kere yazacak. Yani önceki tabloyu temizlemediğimiz için verileri tekrar tekrar üstüne yazacak. Hemen test edip görelim, sonra hatayı düzeltelim. Ee, tekrar ben numara gireyim. Böyle akılda kalıcı bir şey olsun. 999 olsun. İsim ne olsun? Osman olsun. Soyadı Orhan olsun. Telefon bir şeyler girelim şöyle. Verilere gireyim hızlıca. O et o diyelim kısaca. Kaydet diyelim. Kaydettim. Bakın tabloyu resetlemediğim için Osman'ı listeye ekledi. Fakat önceki veriler kaldı. Burada küçük bir ayar yapacağız. Şu bağlan listele kısmında tablomuzu öncelikle bir resetlememiz gerekiyor. Yani tablonun satır sütun sayısını resetlememiz gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız. Modelim nokta set kolum count'u sıfıra ayarlayalım arkadaşlar. En başta ayarlıyoruz bunu bakın dikkat edin. Arada yaparsanız hata alırsınız. Modelim nokta set row count. Bunu da yine sıfıra ayarlayalım. Bu şu listelemeye başlamadan önce kolon adlarını yazmadan ve şuradaki satırları yazmadan önce listeyi bir sıfırlıyoruz. Daha sonra yeni eklenmiş kaydı ne yapıyor? Bize listeleyecek arkadaşlar. Şu açık kalmış bunu kapatalım. Şimdi tekrar deneyelim. Bakın verilerimiz bu. En son 999 Osman Orhan diye isim girmiştik. Şimdi yeni bir kayıt daha girelim. Ne girelim bu sefer? 888 Ali Ateş telefonu 0 555 12 34 56 olsun. Şöyle formata uyalım. Ali alietali.com olsun. Şu şekilde girdik arkadaşlar. Kaydet butonuna bastığımızda artık ne yapıyor? Tabloyu bir resetliyor. Sonra en son kayıtla beraber tekrar buraya listeleme işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi e, burada tabii ki ben vaktim olursa SQLite'la e, update yani buradaki verileri güncelleme silme gibi e, videoları da çekeceğim. Ama çekemesem bile Dediğim gibi arkadaşlar Java eğitim serisinin özellikle 50 50. videosundan başlayarak burada update delete hepsi var sorgulama işlemleri. Bunları aynen ne yapabilirsiniz? SQLite'ın içerisine de uygulayabilirsiniz. Aynı işler e, tamamen aynı diyebiliriz. Sadece jar dosyası burada e, SQLite'ın jar dosyası. Geri kalan mantık tamamen aynı arkadaşlar.